Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 29 Ekim 2021, günlerden Cuma. Ben Gökhan Özbek, Kemal Özkiraz'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Alternatif Türkiye Gündem Değerlendirme Programı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ayrıca bir anlamlı gün. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı. 98 yıl oldu. Bu sarsılmaz çınar, sarsılmaz toplumun aslında oluşumunun öncesini de hatırlamak da gerekiyor Osmanlı'dan bugüne. Tabii bir yandan Cumhuriyet kutlamaları da devam ederken yine ülkemizde cumhuriyete yakışmayan, yine siyasal İslamcı fikirlerin hakim olmaya başladığı, yine abuk sabuk birçok uygulamayı da bugünkü yayınımızda ele alacağız. Kemal, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Gökhan. Ben de herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Aynen Kemal, Nice tabii Cumhuriyet Cumhuriyet, Bayramı'nı diyorum. kesinlikle Cumhuriyet çok önemli bir değer, önemli bir kazanım. Ama hala birileri içine sindiremiyor. Hani direkt haberle gireceğim ama arkasından bir sohbete başlayalım. Bugün Anıtkabir'de kutlamalar var Kemal. Erdoğan da gelecek Cumhurbaşkanı olarak. Tabii bir yandan da şunu görüyoruz. İşte halk 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda, 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda Ankara'da dolanabilir. Atasına gider. Bu bir gelenektir. Ankara gelenektir. Tabii bu geleneği bu yıl halkı zaten Covid kısıtlamalarıyla ciddi anlamda resmi törenlerde halka almıyorlar artık. AKP döneminde böyle bir uygulama gerçekleşmişti. Ama bu yıl Atatürk'ün mezarından Anıtkabir'de Fox, Cumhuriyet, Anka Haber Ajansı gibi gazeteciler ve medya temsilcileri de alınmadı. İletişim Başkanlığı'nın akreditasyon uygulaması yüzünden. Yani kimi yerinden kimi kovuyorlar, gerçekten şaşkınım. Hani direkt konuya buradan girmek istedim. Ya Cumhuriyet'te bile yabancılaştırıyorlar. Hani Atatürk'ü Yani, sevseler. evet, işte onu söyleyeceğim ben de tam olarak. Orada olmayı gerçekten isteyen hiç kimseyi oraya koymayıp, orada olmayı istemeyen herkesi oraya doldurmak ancak bu Cumhurbaşkanlığı sistemine nasip olurdu. İstemeye istemeye kutladıklarını hepimiz biliyoruz. Ama bundan sonra inşallah isteye isteye kutlayanların, bunu kutlamaktan keyif alanların, mutluluk duyanların, gurur duyanların olduğu Cumhuriyet Bayramları yaşarız inşallah. Onu umuyorum. Malum Gökhan, bu siyasal İslam dediğimiz şey Türkiye'nin düşmanlarının sevdiği her şeyi seviyor. Türkiye'nin dostlarının ya da Türkiye'nin sevdiği hiçbir şeyi sevmiyor. O yüzden kendileri kutlamak istemiyorlar, zorla kutluyorlar. Halbuki deseler ki biz kutlamıyoruz, isteyen kutlasın, biz daha çok mutlu olacağız. Ama siyasal İslam'ın özünde riyakarlık olduğu için bunu da söyleyemiyorlar. Yani bir siyasal İslam örneği de vereceğim. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Tabii manşetimiz de var. Bugün, yani dün de malum, pardon, bugün de Cuma Kemal. Yani Cuma günleri Diyanet İşleri Başkanlığı hutbe yayınlar. Bir bakalım ne yok. Atatürk yoktur gene, ne olmayacak? Cumhuriyet Cumhuriyet yok, yoktur, Atatürk Atatürk. yok. Tabii bir de şey yok Kemal. Atatürk yok, Cumhuriyet yok, hırsızlık, yolsuzluk hutbeleri yok. Bu dört hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Tabii yasaklanmış hutbeler. tabii. Diyanet İşleri son yıllarda, son 5-6 yıldır özellikle dinin magazinini konuşuyor sadece. Dinin gerçek emirlerini hiç konuşmuyor. İşte ne demişti en son? Baldız fetvasını konuşuyorlar. Ondan sonra yok örtünme fetvalarını konuşuyorlar. Yok Hep bir işin magazin itikat. tarafındalar. Demiyorlar ki, hiç demiyorlar ki ya kul hakkı kul hakkı yiyen yönetici cehenneme girer diyemiyorlar mesela. Çünkü o zaman birisine canın cehenneme demiş olacaklar. Bunu Devlet diyemiyorlar. malı yiyenler cehenneme gider Devlet diyemiyorlar. malı yenmez diyemiyorlar. Yetim hakkı yenmez diyemiyorlar. Yetimlerle bahsederken yetimlerin başını okşayın deyip geçiyorlar. Sanki Türkiye'de yetim görünce tekme atan adam var. Yani Türkiye'de çok fazla yetim hakkı yiyen insan var ama bununla ilgili hiç konuşulmuyor. Yetimlerin başını okşayın, yetimleri sevindirin, bayramda harçlık verin. Kardeşim, bu yetimin hakkını yemeyin desene bir kere. Bunları diyemiyorlar. Çünkü yetim hakkı yiyenler en başta kendileri. Atatürk'ün ismini anmadıkları da güzel olmuş. Özellikle de mevcut Diyanet İşleri Başkanı. Ayasofya'yı İngiliz işgalinden, Yunan işgalinden kurtarıp, İstanbul'u kurtarıp Ayasofya'yı özgürleştiren Atatürk'e ve silah arkadaşlarına Ayasofya kürsüsünden lanet okuyan bir ağız, zaten Atatürk'ü ağzına almasın. Öyle kirli ağızlara layık değil ne Atatürk ne Cumhuriyet.
Kesinlikle, ama şimdi Kemal yine 29 Ekim yine bence bir skandal, hem de diplomatik skandal. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanıyoruz. Bağımsız bir devlet, üniter bir devlet olarak tanıyoruz. Ve o ülkenin kanunlarına göre orada büyükelçilik açıyoruz. Ya bu evet. Ne perhis, bu ne lahana turşusu diyebileceğimiz bir vaka anlatmak istiyorum. Bugün 29 Ekim resepsiyonu düzenliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Lefkoşa Büyükelçiliğimiz. Ne güzel. Ama çok ilginçtir. Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı çağırıyor. Kıbrıs siyasi partilerini çağırıyor. Kıbrıs malum başbakanı yok. Son olaylardan sonra malum hepimiz de biliyoruz. Kaset skandallarına gitti. Eski cumhurbaşkanlarına davet yok. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne davet yok. Toplumcu Demokrasi Partisi'ne davet yok. Mehmet Ali Talat. Ya Yes Be Annem kampanyasını Erdoğan'la birlikte organize etmişti. Hatırlayalım. Evet. O yok. Ondan sonra Mustafa Akıncı çok değil, daha bir yıl öncesinin cumhurbaşkanıydı. O resepsiyonun ev sahibiydi. Yok. Yani bir yandan bölme, kutuplaştırma politikasını güdüyoruz. Bunu adaya da ihraç ediyoruz. Resmen ihraç ediyoruz. Evet, evet. Bir yandan da diplomasiye aykırı bir şeydir. Siz bir ya, resepsiyon veriyorsunuz. Zaten AKP'nin tek adam rejiminin bütün ahlaksızlıklarını adaya ihraç ettiğini Sedat Peker'in açıklamalarında duymuştuk. Sonrasında yayınlanan kasetlerle de nasıl oranın bir mafya devletine dönüştürülmeye çalışıldığını, de facto bir mafya devletine dönüştürüldüğünü de gördük zaten. O yüzden şaşırtmıyor bunlar beni. Türkiye'de ne kadar ahlaksızlık varsa, işte yavru vatan diyoruz ya, onların minyatürü de aynı şekilde, birebir klonlanmış şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var. Hatta orada de facto bir durum olduğu için, dünyanın tanımadığı bir devlet olduğu için, orada uyuşturucu, fuhuş, kara para aklama, bunlar Türkiye'de yapılmayanlar da orada yapılıyor. Türkiye'de yapılmayanlar. Değil mi? Sedat Peker'in videolarında görmedik mi ya da söylemlerinde? Yani çok evet, sonuçta bunlar da Gökhan'cığım, sonuçta bunlar da insan ve bunların da çaldıkları paraları bir yerlerde yemeleri ve istiflemeleri gerekiyor. Onun için belli ki Kuzey Kıbrıs'ı tamamen AKP'nin para aklama merkezi, AKP'nin en azından AKP'yi AKP'nin göz yumduğu baronların uyuşturucu kaçakçılığı merkezi haline getirmişler. Kasetlerle de bütün Kıbrıs siyasetini esir almışlar. İstedikleri gibi de yönetiyorlar. İşin özü bu. Ama işte ben burada hakkını yemeyeceğim. Sedat Peker bir Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkimizi düzeltti. Orada varlığıyla Türkiye'ye gitti, barıştı. Sedat Peker bir de sanıyorum Kıbrıs siyasetini dizayn ediyor şu anda. Ya bu kaset rehine krizi. Aslında rehinedir. Yani şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenler o kasetlerle rehin alındı mafya tarafından. Tabii. Peker bunu bana göre ta kendisidir. Yani kesinlikle ben o deli çavuş falan demiyorum. Üslubuyla, tarzıyla bir nevi bir ara formül bularak afişe etmesi Kıbrıs siyaseti için olumlu. Bakalım Türkiye'de etkisi olacak mı? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Kemal, ilginç bir haber. Akşener ziyaret ettiği bir esnaf var. Bu kişi bugün gözaltına alındı. Terör örgütü propagandasından. Sebep? Bizim dilimizi inkar ediyorlar. Kimliğimizi inkar ediyorlar. Burası Kürdistan toprakları, coğrafyası dedim. Ki coğrafi bir tabirden konuştu. Keza kuruluşta da Mustafa Kemal döneminde de Kürdistan milletvekili. Bu tartışma ayrı uzun bir konu ama en nihayet bu yurttaş Kürt asıllı bir yurttaş. Bu yurttaşın bu ifadeleri, ki Akşener milliyetçi bir liderden bahsediyoruz. Buna ifade ediyor. Akşener gayet kibar, naif bir şekilde bununla konuşabiliyor, uzlaşabiliyor. Ve uzlaştığını görünce AKP medyası linç ettiriyor. Ve bugün savcılık emir terakki ediyor bu linci ve bu kişiyi gözaltına alıyor. Valla o savcı gerçekten Cumhuriyet'in savcısıysa, adil davranıyorsa gitsin Binali Yıldırım'ı da bir gözaltına alsın da görelim. Binali Yıldırım da İstanbul seçimlerinden sonra gitti Kürdistan dedi. Erdoğan defalarca Kürdistan dedi geçmişte. Yani orada coğrafi bir terim olarak Kürdistan'ı kullanmanın hatta Bülent Arınç'ın biliyorsun açıklaması vardı. Biz bunları suç olmaktan çıkarttık diye. Bunları kendileri söyleyince suç değil, hatta böyle o çok büyük açılım yapıyorlar. Ya bak ne kadar demokrat adam, Kürdistan dedi falan diye. Televizyonlarda o inorganik aydınları bunları pofluyor. Ama Meral Akşener'e orada bir esnaf söylediği zaman bunu, üstelik de bu coğrafyayı, coğrafi terimden bahsettiğini de söyleyerek söylediğinde hemen işlem yapıyorlar demek ki. İşte savcıları da kendileri gibi. Ya Kemal, çok sen yine
çözüm süreci, mözüm süreci önceye gittim ama çok da uzak değil işte 2019 seçimlerinde Osman Öcalan röportaj yaptı TRT'de. Hiç kimse şunu konuşma. Tamam Osman Öcalan zaten kırmızı bültenle aranıyor da. Ya bu adam ne dedi o röportajda? Kürdistan coğrafyasındaki tüm Kürtlere sesleniyorum. Aynı zamanda İstanbul'daki Kürtlere etki ediyorum dedi. Ya bu TRT'de devletin kanalında yayınlandı. Gerçi evet. AKP dedi o TRT'de yayınlanmadı. TRT Kürdü'yü de yayınlandı dedi. Sanki anası sattığım başka bir şey diyeceğim de neyse. Artık Kemal gerçekten bunlar kontrolden kaçtı. İşte tabii o tavrıda gerek yok. Binali Yıldırım ikinci İstanbul seçiminden önce kampanyasını nasıl başlattı? Diyarbakır'a gitti. Ahmet burası dedi. Kürdistan dedi. Kampanya başlattı. Yok AKP evet. Kürtlerle bağını kopardı. Duygusal bağını kopardı. Hani bunların önce hep şunu söylüyorduk ya Kemal. Kürtlerin en büyük partisi AKP'dir. Bakın 2002'den bugüne kadar. Şimdi ikinci partiydi. Ama iddia ediyorum. Üçüncü bile olamayacak. Dördüncülük bile şüpheli. Hani Deva da gelecek de AKP'ye geçebilecek potansiyeli geldi o bölgede. Ben de şöyle düşünüyorum. Kürtlerin birinci partisi yine HDP olacak. HDP şüphesiz. Partisi CHP olacak. Üçüncü partisi Deva Partisi olacak. Dördüncülük de gelecek ile AKP yarışır. Yarışır. Darısı ne diyelim yani İyi Parti'nin de bir Diyarbakır açılımı yapması gerekiyor. Kanaatindeyim. Yapacak mı yapmayacak mı bunu da onunla göreceğiz. Yani söylediğimiz şu aslında yani burası Kürdistan dedi diye gözaltına alınması vesaire hani bunlar zaten kabul edilebilir değil de yani AKP'nin başbakanı, AKP'nin cumhurbaşkanı, AKP'nin meclis başkanı bunları söylerken hiçbir şey yok. Ya kardeşim burası Kürdistan demek suçsa herkese suç. Suç değilse kimseye suç olmaması lazım. İşte klasik Türkiye, klasik durumlar Kemal'cim ya. Tabii bunlar konuşuyoruz konuşmasın ama yarın da Erdoğan Roma'ya gidecek. G20 zirvesine. Tabii ne hatırlıyor biliyor musun Kemal? Bir ay önce de hatırlarsan New York'a gitmişti. New York'a evet. Gittiğinde bizim medya Biden'la görüşecek. Bir de Türkiye'ye inşaatı 300 milyon dolar ama hakkını yemeyelim olabilecek en makul fiyatmış. Şimdi New York'ta işçilik fazlaymış. Maliyetler yüksekmiş. Dünyanın merkezi diyelim. Her neyse ama açılışa belki çağırırız mağarız dedik olmadı. Bir ay boyunca bize Biden'la görüşeceğiz dedi. İlk defa biz 23 derecede paylaştık Kemal. Hı hı. Biz Biden'la görüşmeyeceğini 15 Ekim itibariyle Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak ifade etmiştik. Hoş. Roma'da Biden'la görüşmesi yok mu? Yok. Görüşmeyecek yani kesinleşti. Görüşmeyecekler. Ve Erdoğan bunu bildiği için ön alıyor. Bu haftaki grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerini yayınlattığı grup toplantısında Sayın Biden'la diyor. F-35'ler mevzusunu Glasgow'da yani Kasım ayında görüşeceğiz diyor. Her ay bir ay erteliyor Kemal. O ayrı bir hikaye. Ama ben ne diyeyim artık Roma'yı mı yakmaya gidecek? Ne yapacak? Orada bir kriz çıkarmazsa, dolar yükselmese diyorum. Başka bir şey ifade etmek de istemiyorum işin doğrusu. Yani çok da olumlu bir görüşme olacağını düşünmüyorum. Sence o G20'de Türkiye ile ilgili bir gündem var mı? Vallahi belki son katıldığımız G20 olabilir. Çünkü IMF raporlarına göre G21'e giriyoruz artık. Yani G20'de kurulmadığına göre belki bu yıldan sonra gerek de kalmayacak G20 toplantısında. Belki yakar mı yıkar. Hani Davos'ta diyordu bir daha Davos'a gelmem diyordu. Bir daha G20'ye gelmem der. Belki bir one minute etkisi yaratır düşüncesindeyim ama tabii bunlar olasılık senaryolar. Yani henüz 10 gün önce büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmeye kalktığın ülkelerle gideceğim de orada zaten ne görüşeceğim. Vallahi o Glasgow'a gitmek için Kemal. Bak bu da güzel bir kulis. Hatta biz bunu ilk defa yine 23 derecede açıklamıştık. O Glasgow'a nasıl gidiyor biliyor musun Kemal? Nedir o? Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi var. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı kabul etmediği için Erdoğan Biden'la New York'ta görüşemedi ya. G20'de görüşemeyeceğini bildiği için Glasgow'a Biden'ın gideceğini biliyor. Glasgow'a Emine Erdoğan davetli, Recep Tayyip Erdoğan davetli değil. Bunun için meclis açıldığı an Kemal 1 Ekim günü 0001 numaralı kararname ilk Paris İklim Anlaşması ışık hızıyla komisyondan geçti. Bir ışık hızıyla meclisten geçti. Aynı gece resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı onaylanması nasıl oldu bilemiyorum bile. Sırf Glasgow'u cebe atmak için. Neyse her şerde bir hayır varmış demek ki. İklim anlaşmasına girmemizi sağlayan Biden oldu. öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri ile barışmamızı sağlayan Sedat Peker oldu. Demek ki AKP'nin artık düşmanları bile işe yarıyor ama AKP işe yaramıyor. Tam o noktaya değineceğim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dün, pardon, 2 gün önce hatırlarsan Kemal, saldırı linç görüntüleri yayınlandı, öldürmeye yönelik. Bugün Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor. Yani tehditler alıyorum. Vız gelir tız gelir. Hiç umurumda değil diyor. Veli Ağbaba Kılıçdaroğlu'na saldırı iddiası ciddi diyor.
Hani ben açıkça söyleyeyim. Bir de siyasi cinayet tartışmaları vardı hatırlarsan Kemal. Çok değil, evet. 1-2 hafta öncesinde Türkiye gündemini işgal etti. Ana muhalefet partisi lideri bunu söylüyor. Ana muhalefet partisi devletin resmi medya organında o linç görüntüleri yayınlanıyor haddini bilin tarzında. Ve birileri de hak bildirmeye çalışıyor. Şu dakikadan sonra böyle bir ihtimal olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama ateşle oynayanlar ateş elinde patlar, yanar, elini yakar Kemal. Ben daha fazla yorum yapmayacağım, bu konu hassas bir konu olduğu için. Valla ben de yorum yapmak istiyorum ama bu konuda yapacağım yorum. Eğer ana muhalefet partisi liderinin başına bir şey gelirse iktidar öyle rahat rahat iktidarda kalamaz. Bunu söyleyeyim ki daha kriminal şeylere gitmeyelim. Kesinlikle Kemal. Yani biz gerçekten bu ülkede demokratik bir seçim olsun. Demokratik olarak. Ya bir zaten... de insan, bir de insan yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi makul, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir sakin birisini nasıl bu kadar düşmanlaştırır kendi gözünde? Yani gerçekten psikolojik sorunları Ayıp var. Ayıp insan yani. Çok net psikolojik sorunları var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu öyle vurdulu kırdılı, astığı astık, kestiği kestik, hakaretler eden falan birisi de değil. Yani öyle kolay düşmanlaştırılacak birisi de değil. İnsanın kolay nefret edeceği birisi değil yani. Gerçekten psikolojik sorunları var bunların. Vallahi var Kemal, yapacak bir şey de yok. Sevgili Kemal, şimdi işin başka bir boyutuna geçeceğim. Anketlere malum seni olunca alınca hep anketler konuşmasak olmuyor. Evet. Anketçi Bey diyor artık, yorumları okuyorum da Kemal. Anketçi Bey'in YouTube kanalındaki izleyicilerimize buradan bir selamlarımızı iletiyoruz. 23 derece olarak. Ankete gireyim mi Kemal, sen bir şey söyleyecek misin? Sanki öksürdün. Evet, Anketçi Bey diyorlar. Çok da kanalımızı takip ediyorlar sağ olsunlar. İzliyorlar Avrasya Anket kanalından. Ama hep şunu ihmal ediyor arkadaşlar. Avrasya Anket'ten izlerken o üstte çıkan 23 dereceye abone olun linkine tıklamıyorlar. 23 derecede çıkınca ama 23 derece izleyicileri Avrasya Anket'e abone olun linkine tıklıyorlar. O yüzden biz 23 dereceye borçlanmış oluyoruz sevgili dostlar. Siz de şimdi çıkan 23 derece linkine tıklayıp hemen 30 saniye içerisinde 23 dereceye abone olursanız çok mutlu olurum. 10 saniye Kemal, 30 saniye çok. Ondan sonra tekrar yayını izleyebilirler. Evet. Yayına tekrar dönebiliyorsunuz nasıl olsa canlı yayın değil. Sevgili Kemal, şimdi izleyicilerimizin merakla beklediği bir anket. Ki kamuoyunda son dönem linç edilen, muhtemelen birkaç haftaya kalmaz terörist ilan edilecek. Ve edildi, Terörist ilan edildi, ilk gün edildi. Süper haber değil. Terörist ilan edilmedi. Hain ilan edildi ama terörist ilan etmek böyle kolay değil Kemal. Bak Kemal, kızıyorum sana. Fetret için yapıyor dediler. Bak kızdığım nokta şu sana Kemal. Senin bir rütben var, terörist anketçisin sen en nihayetinde. O rütbe kolay kazanılmasın. Daha dur, hain sıfatından yüklenilsin diyorum. O rejenin anketi ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? O rece kendi Twitter hesabına inledi. AK Parti 31.3, CHP 26, İYİ Parti 14.1, MHP 9.8, HDP %8. Tabii burada dikkatimi çeken, tabii detay görselini biraz daha büyütebilirsek, Deva Partisi'nin 5.1'e kadar yükseldiğini görüyoruz Kemal. Gerçekten çok olağanüstü bir yükseliş. Tabii bizim anketimizde bunun biraz daha üstünde olduğunu söylemem lazım bu arada. Yarın yayınlayacağımız ankette. Gelecek 2.4, Saadet Partisi de 1.1. Yani diğerleri de %2. Evet. Gerçekten dikkat çekici bir durum. Yani ORC'nin anketinde bile %41.2 görünüyor. Cumhur İttifakı. Ama kararsızlar eşit dağıtılmış. Yani orantısal dağıtılmış. Orantısal dağıtılmış burada. Ben bu araştırmanın kararsızlar dağılmadan önceki halini de gördüm. Orada bizimkiyle arada böyle her parti için birer puanlık falan bir fark var. İşte bizde kararsızlar dağılmadan önce AKP buradakinden bir puan düşük, CHP 1 puan yüksek, İYİ Parti buradakiyle hemen hemen aynı, MHP 1 puan kadar, 2 puan kadar düşük, HDP ve DEVA Partileri bir miktar yüksek. O yüzden ben kararsızları bu sefer hem orantısal dağıttım hem de çoklu mutakabiliyete göre dağıttım. Burada emin ol Gökhan'cığım, kararsızlar orantısal dağıtılmasa şu ankette, kararsızların diğer sorularda verdikleri cevaplara göre dağıtılsa şu ankette de muhtemelen CHP ya birinci çıkacak ya da aradaki fark böyle 0-1'lerde 0-2'lerde çıkacaktır.
0102'ler ki çok ilginç. Gerçi senin anketinin dün ilk iz düşümünü izleyicilerimizle Zübeyde Sarı ile yaptığım programda anlatmıştın. Evet. Evet. İlk kez yani 20 yıl sonra ilk kez AKP kurulduğundan beri CHP'nin bir ankette birinci olduğunu görüyoruz ki bu sistematik bir yükselişin habercisi, iktidar için ise sistematik bir kabusun ilk iz düşümü diyebiliriz hatta herhalde ki. Hatta şöyle bazı yorumlar oldu o yayından sonra. Dediler ki işte CHP mi yükseliyor, AKP'ye yetişiyor yoksa AKP mi düşüyor, CHP'ye yetişiyor. Aslında her ikisi birden olmuş. Yani CHP oy oranını %30'un üstüne attı. AKP de oy oranını %30'un altına düşürdü. Yani sadece AKP düştüğü için CHP yetişmiş değil. CHP de son bir yıl içerisinde oylarını çok ciddi şekilde artırdı. Kemal Kılıçdaroğlu kendi imajını da çok artırdı zaten. 34'lerden 54'lere getirdi Kemal Kılıçdaroğlu kendisini. Yani öyle. Zaten iki ay sonra Kemal çok değil. Hani biz gerçi iddiamız Şubat ayı datılarsa beraber yaptığımız yayında ama. Aynı ekran kalırsa iki ay sonrasını ben de söyleyeceğim sana sen anlattıktan sonra. Aynı ekran kalsın. Anket verelim. İki ay sonra şu gördüğümüz ekrandaki rakamlar Kemal nasıl olacak biliyor musun? Benim tahminim AKP kararsızları aritmetikle dağılsın, eşitle dağılsın, karesini dağılsın, çarpsan da bölsen de Bahçeli gibi formülleri de uydursan %23-24 bantlarına saplanır. MHP'de 7-8 yani maksimum Cumhur İttifakı'nın görebileceği rakam %30'un altında %29'larda olduğunu düşünüyorum ben Kemal. Çünkü ben de şöyle düşünüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. AKP 25'lerde, MHP 6-7'lerde olacak. CHP 32-33'leri zorlayacak. İYİ Parti 15'leri zorlayacak. HDP 12-13'ü, Deva Partisi muhtemelen barajı zorlayacak. Bak 2-3 ay sonra göreceksin. Deva Partisi MHP'yi geçmiş olacak. Yani Deva kesinlikle. Partisi 5. parti olacak. Gelecek Partisi'nin de son 3-4 ayda bizim anketlerimizde düzenli böyle bir trend şeklinde düzenli bir trendle yükseldiğini görüyorum. Gelecek Partisi de muhtemelen 3-4 aralığında bir yere oturacak. Bakalım göreceğiz sevgili Kemal'cim. Kemal'cim bugün yayınımızı erken bitirelim. Malum burası stüdyo. Bir yandan da yeni konuklarımız, yeni yayınlarımız var. Evet. Zübeyde bugün bana bakıyor. Başka bir konuğumuz geldi. Onun yayınımız var. Ama bu format iyi bence 23-25 dakika. Uzun yayınları izleyicilerimiz genellikle eleştiriyor. Ama sen de bir hafta sonu şöyle güzel bir uzun yayın çekelim. Biraz esprili bir yayın çekelim. Çünkü konularımız çok var. Ama bu ORC'nin anketi çok konuşulur. Evet çok konuşulacak bence. Ama bizim yarın yayınlayacağımız anket muhtemelen daha çok konuşulacak. Şüphem yok. Onu gündüzden çok profesyonelce çekmemiz gerekiyor. Şimdiden izleyicilerimize duyurulur. Sadece evet. Ve sadece Avrasya anketli 23 derecede aynı zamanda katıl üyelerine de anketin tam verilerini, detaylarını hepsini göndereceğiz. Evet. Topluluk sekmesinde. Buradan da bir katıl çağrısı yapalım. Hem 23 derece hem Avrasya anket fark etmiyor hangisinde katıl olursa olun. İkisine biz olsanız çok memnun oluruz. Sizlerin bir ayrıcalığı olacak. Bunu sevgili da sevgili dostlar, katıl üyeleri için bir indirme linki paylaşacağız. Avrasya Araştırma ve Avrasya Anket ve 23 derece kanalında. Çok özür dilerim. Hastalığım devam ediyor. Bu arada eminim ki video yayınlandığı zaman Gora'daki gibi senin yüzüne ne olmuş diyen arkadaşlar çıkacak. Ben güneşte yanmış gibiyim görüyorsun değil mi Kemal? Işıklar. Rahmetli Levent Kırca'yı da Cumhuriyet Bayramı'nda anmış olalım. Onun Mavi Muammer diye bir filmi vardı. Ben de Mavi Kemal oldum artık. Ama geriye çekince de Kemal. Işığı ayarlayamadığım için böyle oldu sevgili dostlar. Acemilik işte. Gökhan gibi öyle ışıkçımız, setçimiz falan yok. O yüzden bizi daha çok destekleyin. Ama onun da abonesi az, ona da daha çok abone olun. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kemal var ya. Neyse aynı Temel Karamollaoğlu gibi konuştun ama yorum yapmıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Akşam 23'te bizim 23 derecenin canlı yayını. 00'da da Avrasya Anket'te canlı yayınımız var. Bekliyoruz dostlar.